Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yepyeni bir ekranla yine New York City'nin başka bir yerindeyiz. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunumuzun %10'u bitmiş ama daha çok işimiz var gibi görünüyor. Zaten yan görevleri yaptıkça bak hemen oyuna giriyor. Biz gibi hiç bekleme ekranı yok. Şuradan bizim yere doğru bir gidelim bakalım. Şurada sapan var, oradan doğru gidelim. Şurada sapan varmış, şöyle gidebiliriz. Başlayalım dostlar. Önce kadar maceramıza. Heavy TV kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı ve videomuza bir kere beğen butonuna tıklamanızı da rica ederiz efendim. Bu diğer tarafa mı gidiyor? Olmaz. Zaten crime de var. Crime nerede? Yakın mı? Yakın. Hadi oraya gidelim. Hadi bakalım. Uç. Bu kanat çok iyi ya. Ne yapıyorsunuz gençler? He? Ne yapıyorsunuz burada? Şunları bir halledeyim de. Şunlar sıkıntı. Önce şunları bir halledeyim ondan sonra. Tamam. Hay seni. Bir gideyim bakayım şuradan. Uçur uçur uçur. Oha çok vuruyor lan bunlar. Dur dur dur. Ölmemişim. Oğlum bu ne çok fazla vuruyor lan bunlar. Oo. Hiçbir önceki oyun gibi değil ha. Lan crime'lardan yeniliyorum ha bildiğin. İyi başlamadık. Hiç iyi başlamadık. Ama halledeceğiz. Bizim Uncle'la başlayalım. Hiç yukarı gitmeyeceğim ya. Şehirde sapan atarata gezeceğim. Sapan diyorum ya. Atarata gezeceğim. Sapan diğer tarafta. Şeyde bir şey var mı? Yap şimdilik. Bu arada bunlar da bildiğin... Bak... Şehir... Bunların içlerinde bir şeyler var ya. Yani binaların içlerinde bak yapmışlar. Birileri var, ne bileyim oturanlar var. İşte evlerin içleri var falan. Yani bildiğin detaylı bir şekilde yapmışlar. Dur gaza geldim. Az önceki crime... Crime'ı yapamamıştım ya dur bakalım. Upper side. Bekle. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Söyle ne yapıyorsunuz? He? Bunlar çok pis ya. Onlar çok pis bak. Bak canımı yiyor sürükleyen. Şu alevler çok çok pis. Şerefsizler ya. Hala vuruyor. Vur ona. Can basayım. Ölmüyordu bunlar. Şerefsizler ya. Gel buraya. Zor atma ha. Oh tamam. Bir crime daha bitti. Aa, air lunch yapmadım ha. Niye yapmadım bilmiyorum. Dikkat etmedim. Ne var bunlarda böyle hakikaten? Alevlerle beraber bir şeyler yapıyor tuhaf tuhaf. Uç. Daha uçmak değil ya bu. Süzülmek yani. Gel bakalım uncle. We really gotta do this with the mask on. Bunu maskeli mi yapıyoruz gerçekten? Depends.
Öyle olmak zorunda. Ona dayalı yani bu iş. Your dad used to give me that exact same look. Baban da bana aynı yüzü ifadesini verirdi. Babasının kardeşi, babası ölmüştü ya. Kid? Evlat. Martin Lee. Martin Lee, bir önceki bölümde karşımıza çıkan kişi. Biliyorsunuz zaten Martin Lee'nin kim olduğunu. This is not on you. We can't let him live up here. Oraya, orada, burada yaşamasına izin veremeyiz yani. Burası bir, hani, prison yani, bir hapishane. Bazen geçmişi geçmişe bırakmak lazım yani. Geleceğe bir yer açmak lazım. Gerçekten ne söylediğim ki. Could get it myself, but parole means Prowler's retired. What is it? Just some old tech I gotta get off the street. Stashed it by a decommissioned Roxxon lab near Central Park. Yeah, I know the one. Birini biliyorum. Are you really putting Prowler behind you? Gerçekten bir tane Prowler'ı mı bıraktın arkada? Behind us. Bize bıraktım. Getting some? Ne ara? Arakladın lan onu. Ve Miles. Bak bu Lee içi. Bir aptal olma yani. Yeah, yeah. Babasının katili ya. Hadi bakalım. I'm serious, Miles. Bak ciddi değil Miles. Onu rahat bırak, boş ver. Okul nasıl gidiyor? Kolej. Bilmiyorum. Buradayım. Ne arıyorum? Gözlerine... Prowler var burada. Neredeymiş? Prowler. Burası mı? Last step is to decrypt the key. Give it a shot. Don't cheat. Take your time. Ha, böyle yavaş yavaş basacağız. Vay be. Bu şeyin rebreki'ye böyle tetiklere, tetiklere böyle basıyoruz. Vay, bu diyorlamış bak. Done. Bu bir değişik PlayStation 5'in gücünü kullanmaktır bak. Tamam. Nerede? Another gate. Ne oluyor lan? Lan burada kaldım. Ya böyle hata olur mu? Resmen burada kaldım. Gate nerede? Bir gate daha. Haptikleri böyle tam uydurmam lazım. Çok orijinal olmuş ya. Resmen çok orijinal olmuş. Tipik bir PlayStation 5 oyunu. Şimdi? Ha. Yine buraya mı gitmem lazım ya, anlamadım ki. Buraya çıkmıyor bu ya, burada çıkıyor. Saçma sapan. Ha, yukarıdan doğru yapmam lazımmış. O yüzden. Buraya gizlemiş. Prowler'ı. Aklıma şey geldi. Resident Evil serilerinden böyle safe room'a gidersin ya böyle oyunu kaybetmek için off dersin. Tam öyle bir mod. bir Prowler. Aldım. You want to finally tell me what this is? Old suit prototypes. Feel free to keep it. Some good tech in there. Cool. Could definitely use this. Bunu kullanacağım. Bunları işte Rare Tech Part aldık diyor. Bunlar suit.
işte suitleri ve suit teçhizatlarını geçirmek için kullanıyor. Canını mesela artırmak için. He, bildiğin perk yani bunlar. Canımı artırıyorum bunlarla. Artık 100 değil, 110 oluyor. Güzel. Canıma ihtiyacım vardı benim ya. Tamam. Daha da yapabilirim mesela. Partlarla bak. Bu güzel oluyor. Birkaç bir şeyimizi hatırlayalım artık. Damage'imizi, değil mi? İşte bunlar yan şeyleri hepsini toplamak lazım. Bak, Hero Token. Gerekli. Bunlar da var mesela. Yukarıdayken vuruşlar artıyor. Parrying artıyor. Ha, bir de ikili bu. Tabii şu an olmuyor. Artık atmıyor değil mi? Aa, tech part lazım. Tamam. Gadgetleri artırabiliriz mesela. Şunları. Toplayacağız ya. Yan görevi toplamadan bu iş olmaz yani. Belli. Tech partlar çok az. Listen, Tamam. this isn't the only stash. Sadece tek bir hani Whoever freed stash değil, me daha sounds var. like my tech is right up their alley. I want it falling into the wrong hands. You're the only person I Bunları trust yanlış yere this. gitmesine izin verme. Okay, Sadece bunları sen alabilirsin. I got you. Güvenlik Coordinates sensin. are in the mask. Thanks, nephew. Koordinatlar Don't be a maskende. stranger. Maskeyi I wonder what o yüzden Miles mi will say about almış? this. Miles. Prowler stashler hazır. Tamam. Bunların hepsini böyle böyle bulacağız işte. Me enteré de lo que pasó con el Yapacağımız şey tránsito. yok. İşte git gibi böyle yapacağız ya. Bien. Sí, ma. Todo bien. Estaba y Hadi no bakalım lo annesi. with some stuff. Ah. Y cómo está él? Está trotando. Pues qué bueno. Mami, te veo en casa. Hadi bakalım evde götürürüz. Estoy bien. Te lo juro. Bir daha soracaksan söz veriyorum hadi. Let's head on to the city. See what's going on. Oho. Ben şöyle bir şehre bakayım yani. Belki de Lee'yi bulurum diyor. Şehre bir göz atayım. Biraz böyle gezineyim yani. Ne var ne yok. Hey Genk, eski arkadaşım. Oh right, that's today. Mr. Atlas is confirmed to be here. He's got the best music tech technology program in the state. And I heard he's talking Bunu aktive ettik. So many questions for him. Be there soon. Onlara gitmeyeceğim, dur. Şunları da bir halledeyim de. Abi şehir bildiğin yanıyor ya. Karısı da bir halledeyim de. O şerefsizler çok sıkıntılı. Hop. Hop. Şerefsiz öldüreyim de. Bu çok vuruyor bunlar. Ne oldu? Ağım mı gitti? Artık. Başka nerede var? Tamam. Yine bir crime bitti. İşte böyle böyle alacağız ya. 50 tane tech part daha. Burada böyle hızlı hızlı gitme işleri var. Bildiğime hızlı hızlı gidiyoruz ha. Burada bir şey daha var. Oradan da gidiyor değil mi oradan? Uç. Nasıl uçuluyor burada? Şöyle. Oh. Güzel. Abi hiç şeyde uçmuyorum ya. Biraz gezineyim ya. Biraz genel suç oranlarını azaltayım şehirde. Fetch part ekleyeyim falan, ne bileyim bir şeyler yapayım.
Bunlar önemli. Bir de %100 yapmamız için hepsini yapacağız. Gençler, ne yapıyorsunuz? Yavaş. Bunları bir halledeyim. Vur. Yine bir seviye aldım. Güzel. Done deal. Done deal. Şehir tutuş yuvası gene. Nasıl bir şehir lan? Tabii şu anda fast travel açık değil ya. O yüzden oluyor lan. Olmadı. Orada bir şey var. Prowler. Lan nerede o? Ha şurada. Koş. Coordinates are showing a stash near the top of the Braxton. Koordinatlar burada. Şu ne? Burada bir olay daha var. Hep bunları. Hepsini bunu toplamamız lazım. Hepsini. Bunların yanlış yerlere gitmesini engellememiz lazım. Nerede? Şurada mı? Nerede lan? Yer altında mı? Şurada. Buldum. Bunları böyle halletmemiz lazım. Gerçekten en iyilerden biri ya bunu kullanma açısından. Nasıl halledeceğiz? Bir tane daha mı var? Bir bakalım dur. Nerede diğeri? Tam burada da. Şuradan mı açacağım? Bir tane daha mı var? Ne yapacağız? Hop. İçine gireceğiz. Bildiğin bulmacalar ya. Ulan amcasına bak. Var edeyim de. Oğlum amcası bildiğin buna tuzak kurmuş lan. Bu ne böyle? Şuna bak. Koş. Lan koş. Aman yarabbim ya. Şuradan geçeceğim. İşte buradayız. Bu mu? Bir patchpart daha. Patchpart değil. Prowler. Bildiğin bulmaca koymuşlar bir sürü ya. İşte bu. Şehre bak ya. Ne kadar orijinal değil mi? Bir de böyle güzel bir şey koymuşlar. Baksana. Güzel yani. Şimdi. Çok sessiz görünüyor şehir. Az önce vardı aslında. Kaçta mı gideceğim? Dur lan. Daha alışamadım dur. Niye o gökdelenini koydun yani? No. Exactly. It was my debut score in Prowler. First time working with the group too. We went in to steal prototypes from Braxton's secret tech division. But this kid. Bunları alacağız bir de, değil mi? Bunlar da yeni görevler. Hold up, I'll hit you back.
yeni görevler mi açıldı? Epi'ye görev vardı abi. Ha, bizim şeye geçti. Maysa. Bir dakika ya, ben niye? Harry'nin yeni foundation'ın, bu da Miles'ın görevi. Dur ya, ben niye bunu niye buraya geçtim ki? Bu değil. E tamam, karaktere geç abi. Nasıl geçeceksin? Switch to Miles. Ha, şu an geçemem diyor. Aa. Gotta grab this call from MJ. See you soon. Hey, how you doing? O göreve giderken şu an Peter geldi. The phone with Harry and this foundation thing could be interesting. Oh, nice. Some hope on my work front too. I dug into the tech that gang used to mess with the prison transfer. It's dark. Yeah. Whoever's behind them has a ton of resources. Miles thinks he saw their leader, some kind of I'll call you right back. Seni arayacağım, dur. Seni bir, dur, seni bir alayım da dur, bekle. Gel buraya. Hop. Öyle mi? He, big mistake'miş. Ne yapıyoruz gençler? Ne oldu? Tamam. Şimdi göreve devam edebiliriz. Şurada bir yer vardı. Miles thinks he saw their leader, some kind of big game hunter, fur vest looking guy. Interesting. I'll keep digging. Tamam, MJ bu işi araştırsın. Miles'in olayını. Save my job too. Hadi bakalım. Aşağı ince daha hızlı gidiyor, değil mi? Süzülüyorsun ya. Hop. Tam alışamadım ama. Şöyle süzüleyim işte. Harry'le buluşacağız değil mi? Hadi bakalım. Wow. I was wondering what this place was. Hep buranın nasıl olduğunu merak ediyordum. İlk oyunda da buraya girmiştik, hatırlayın. Maçtayken de yeni bir görevimiz kaldı, dur, onu da yapacağız. That's Emily's tree. May Parker. You made it. I thought you said this Harry. Was a startup. Yeah, I was hoping for something a little less this. But my dad was the one who, you know, he made all the arrangements. Peter Parker. Norman, babası. So, what do you think? Oyun ilk başında Venom'un bir işte olayı vardı ya. Onunla ilgili bir şey yapıyordu bak. Onu unutmayın. And now that you're on board, this place is really gonna start cooking. Ya, güzel mekan yapmışlar ha. Bilim mekanı. Dad, Pete hasn't decided he's joining yet. Şu an Pete bir de katılmaya bir daha karar vermedi yani. Really? But gerçekten I was gonna give him a tour. Ama ona bir ya tura çıkabilirim yani. Onu kendisi hani ikna etmek için yani. You know, seeing you boys together again. Sizi beraber görmek müthiş. Right then. Have fun. Hadi bakalım. Buyur gezin. Get your badge out. Let's go exploring. Gel bakalım birazcık inceleyelim. Keşfedelim yani. Yine bir gezinti olayına geldik. Harry. This place, right? Burası valla muazzam. A little more over the top than I would have liked. How did you? Got things set up while I was still undergoing treatment, but when I got out, I made a few changes. Like what? Diverted my salary into research projects, installed a diverse board to keep us on the right track, and made sure all research aligned with our mission to heal the world.
First, I want you to meet Dr. Young, the leading entomologist. Sağlığını artırmak için yani. Yeah. Dr. Young is doing super cool research on bees, or to be more precise, on bee predators. Abi grafikler falan çok iyi ya. Here, follow me. Tamam, takip ediyorum. Ready to talk to Dr. Young? Dr. Young konuşmaya hazır mı? You must be Peter. So nice to meet you. Sen Peter olmalısın. Tanıştım, ben memnun oldum. Bu projeyi sevdiğini düşünüyorum. Harry says you're working with bees. Arılarla çalıştığınızı söyledi bana. Bu acil bir olay. Food you eat every day comes from crops pollinated by bees. But worldwide populations are in steep decline, primarily due to a significant predator. A carnivorous bee wolf. Bee wolf. So, we developed an innovative way to help the bees. Want to see how? Nasılmış bakalım. Bee drone. This is cool. These little drones are essentially bee bodyguards. Bee drone olmuş. That were training to detect and attack bee wolves. AKA bee killer wasps. And you're helping with the machine learning algorithm. O bir de vuruyor. Do you see those little holographic bee wolves? The better you are at shooting those, the better our drones get at recognizing what to target. The idea is for the drones to scare the bee wolves away, not hurt them. Bunları mı yok edeceğim? Oh, nice! I'm not gonna mess with my bees. Yes! Yep! Oho, bildiğin bu kovanları öldürüyor. Oh yeah! Gotta protect the hive. Bilgisayar oyunu gibi aynı. Nice. Başka? Gotcha! Gotcha! Wow. Yine nerede? Coming for you, Beewolf. Gel bakalım buraya, Beewolf. I'm getting the hang of it. Tamam. You're done, Peter. A very productive session. We got great data. Okay, flying on. Güzel bir data aldık. Bee drone systems. If those virtual bee wolves you just saw were real, bizim az önce kullandığımız. The lives of about 2,500 bees. Wow. I'd love to help any way I can. I could take a look at using the neural networks. Oh yes, please. Maybe if Pete decides to join us, you two can talk some more. Thanks, Dr. Young. I've got so much more to Allah, show you. Katılabilirim size. Baksana, bilim işleri bayağı var yani. Maes. Now up ahead is the medical research area. Var, we're doing cutting-edge proton beam work. Seni arayacağım, diyor Miles. Better targeting and less radiation. It's all the stuff we talked about. All the stuff we dreamed could make the world a better place. Dünyayı daha iyi bir yere getirmek için bizim hep yani konuştuğumuz işte bunlardı. Sana şu ayrıntılar bak abi ya. Çok şunu bile hareketli yapmışlar. Yani düpsü edilmemişler ha. Harry, a moment if you please. Any chance it can wait a sec? It'll be quick. Thank you. Tamam. Doc, this is my friend Peter. Peter, Dr. Connors. Dr. Connors. We've actually met. Biz tanışmıştık. I used to work with Dr. Octavius. Dr. Octavius adına çalışıyordum. Laboratuvara gelmiştim. Yine prototip işte şey için. Oh. Yes. Bu mu? Bu kadar mı? It's a shame about Dr. Octavius. Octavius, utanç kaynağıydı yani. Any changes since this morning? Dizziness, aches, pains, anxiety, impulsive thoughts. Bunu kontrol ediyor, nope. Baksana. I've never been better. İşte daha önce bu kadar iyi olmamıştı. Bu beni nişanlandırıyor. Seyirde bir haller var. Your doctor is the lizard. Doktorun believes in second chances. Hey, listen, I gotta go make a call, but feel free to explore. Come meet me upstairs when you're ready. Biraz daha keşfedelim hadi. Hazır olduğunda üst katta buluşalım. Ben de burayı birazcık araştırayım. So that was crazy. Lütfen bu çılgınlık ya. It seems to be working for everyone to have Dr. Connors here.
Guess I'll look around. Neymiş bakalım bunlar? Nice. Seems inspired by some of Otto's work without the hardware problems. Wonder if Dr. Connors has used this. Though after that lizard damage, he may be done testing his work on himself. Bu? This is the original prototype from Otto's lab. Leş. This would have been crime scene evidence. Wonder how it ended up here. Bayağı da iyi çalışmış. Başka? Burada bir şey var. Açık mı bilgisayar? Ya benim yapacağım bir şey değil. Çok fazla bir şey var ya. Hangisinden başlayacağım buradan? Başka ne var? That's precisely the issue. The accelerator is going to need a full recalibration. Şu da var. Neymiş? Bir göktaşı. Organic life forms have arisen from non-biological chemical compounds. Recent discoveries of meteorites containing organic molecules. Meteorlardan işte organik moleküller ya içeriyor bunlar. Başka? Çok büyük burası ya. Buradan da mı yukarı çıkılıyor? Sanki yapacağım checkbook gibi ya. Bu ne? Geliyor ha asansör. Daha fazla şey keşfedebilirim. Gireyim mi? Entomoloji. Üst katta buluşalım demişti bana ama ikiden devam edelim bakalım. Yeah. Hey. Whenever you're ready, come meet me up here. I'm on my way. I'll see you in a sec. Tamam tamam. Ben de buluşuyor da bir bakayım önce ya. Bir 3'e 4'e çıkayım, bir şeyler yapayım değil mi? İnceleyeyim ya. Lobby'ye çıkayım falan. There's so much to explore. Çok fazla keşfedecek şey var ya ama Harry beni bekliyor. Burada bir şey var mıdır ki ya? Of çok uzun burası ya. Vallahi. Ya hızlı koşmuyor ki. İkide bir yürüyor böyle adım adım. O ne öyle? Sırf o yüzden şu an keşfetmiyorum ha. Aa koşmak varmış lan bende. Ana. Ben niye giriyordum ikide bir o zaman? Koşmayı unutmuşum daha doğrusu. I could do this forever, but I should get to the second floor to meet up with Harry. Bunu hep yapabilirim ama ikinci katta onunla buluşmam lazım. Hadi buluşayım hadi. Yeter bu kadar. Var mı başka bir şey? Ya çok vardı da. Sadece etrafa bakmak için yani bu. Hadi bakalım. We use it to send proton beams to that treatment room downstairs. Protonları ayrıştırmak için yapmış bir de. Incredible. Where are we heading now? Up to the top. Şimdi nereye gidiyoruz? Your energy seems really good, Harry. Enerjin gayet iyi gözüküyor yani. İyi hissediyorum diyor. And think back, even before high school, to middle school. Okay. Now, do you know the... Hang on. You're a popular guy. Sorry, that's just my tutoring job. You were saying? İyi haberlerim var sana diyor ama... Şu an cevap veremedik bana. Yeah, I think so. About genetics and plant hybridization? Exactly. So, Dr. Foster up ahead, he's won every top prize in the field for his work with plant genetics. Wow. Hey, when you were walking around, did you have a chance to feed the fish? No, I didn't.
Bak balıkları besledim mi diyor. Yapma zorundaydı işte. Yapmadık ya. Sen zaten açısaydın yapardık o işleri. Cool research inspired by the cellular structure of the koi fish's scales. I'll be sure to go check that out. Tamam, onu daha sonra yapacağım. Kesin başarım vardır ha onunla ilgili. Vardır, ileride yaparız. Geliyorum, geliyorum. This way, dude. Hey, dude. Dr. Foster. Thanks, Dr. Foster. Dr. Foster. Ah, Peter, I presume. Harry talks about you frequently. Senle gittikçe konuşuyor. Dr. Foster is working on agricultural efficiency. Tarımsal etkiler hakkında bir araştırma yapıyormuş. Climate changing unpredictably. We need to adapt more quickly. Genetic recombination can customize crops to best meet these new challenges, be it extreme weather or an increase in pests. Would you like to see this test bed? Okay. Hadi bakalım. The idea is to test the genes to maximize optimal qualities. For instance, a plant that can thrive in drought conditions. In our simulation, the goal is to maximize growth. Why don't you practice on this? Okay. Match the base pairs to incorporate as many growth genes as you can. That'll be a plant that can feed the world. Interesting. Bunları şöyle çevireceğim öyle mi? Dur. Çevir onu. Nasıl çevireceğim? Böyle değil bu o zaman. Nasıl yapacağım lan? Let's see. Bunu nasıl çevireceğim ben? Onu bilmiyorum. Şuraya mı? Şu şöyle, heh, bu da böyle. Evet. Bak. Yine bulmaca yapmışlar. Okay. Tarımsal olay büyüdü. Oha. Now you're ready to try the real thing. This is a plant we're working on. Bunu zor ha. Drought conditions. Corporations patent GMO seeds for profit and are rightly criticized. But ours are open source, developed for sustainability instead of financial gain. Ama işte nasıl yapacağız bunları? Çok akıllıca. Şunu şöyle yapsam mesela. Şunu şöyle yapsam, bunu da böyle yapsam. Güneştir, sudur. Böyle bunların böyle bir kombinasyonunu yapıyoruz. One step closer to feeding the world. Nice work. Listen. Yukarıda diyormuş bak. Bir tane şundan kullanıyor mesela. Bunları kesin kullanmamız lazım yani. Böyle diyor. It's a crop specifically adapted to urban gardens. Of course. Bir güneş kullanayım mesela. Şöyle. Şöyle. Herhalde olur böyle. Evet. Yani. Beautiful work, Peter. Becerdim işte. Ya başka türlü de herhalde olur. Bu tek değildir büyük ihtimal. Yani böyle birkaç seçenek olabilir. Teknoloji kullandığımızda 2035'te işte açlık tek dünyada diyor. Oh, very much so. Harry was right. Keşke bunlar böyle gerçek olsa. Bu kadar böyle yerlerde bir şey yarışır dünyadaki aşırı bir bitse yani. Nerede? Last stop. Might be my favorite. It's commanding but not overbearing. Playful but not tasteless. Impressive but not show off. Your office. Or is it our office? Harry. Now remember. Bizim mi falan? A small taste of what çalışmak istemiyor ya. İma yapıyor. Don't decide just yet. Not till you've seen this last thing. Şu an karar verme. Sadece bir gör yani. Where's your badge? You'll need it to get in. Where did I put it? Don't tell me you lost. Nope, false alarm. Right here. Tamam burada. Yanlış alarmmış. Kaybetmemişim. Giriş kartım yani. Go ahead. Swipe. Burası Harry'nin ofisi. Bizim olmamızı için teklif etti ama yok. Kabul etmedi yani. Pizzalar yenmiş. Benim metrim de buraya koyuyor ya. Man. Teyzesiyle beraber. Harry.
Resmen onun yerini de hazırlamış ya. Perfect, really. It's just things are really hectic right now. Acaba ne yazdı? When I was in treatment, tedavideyken, all I could think about was hep bunları hep düşündüm. If I survived, eğer hayatta kalırsam ne yapacağıma dair. And I kept hearing my mom's voice, ve annemin sesini hep dinledim. Bizim gezegenimiz gerçekten sıkıntıda ve bunu çözmek bizim elimizde. Yani bunun sorumluluğu içindeyim. Hep bunu düşünmüş. Emily May Foundation. 1000 mikrodron gitmiş falan. Bir sürü iş yapmışlar. Sen gel, sen daha fazlasını yapabiliriz. Ama biliyoruz yani, sen biraz daha zekisin yani. To make my mom and May proud, huh? Teyze ve anne bundan kullanacaktır. But there's one thing. Buna müthiş ama sadece tek bir şey var. Can I move my desk over there? I like to face the wall when I work. Masamı oraya koyabilir miyim diyor. Vay, kabul etti demek. Oh. One quick thing. Havai fişek de hazırlamış. Oho. Bir Winfield. Ama şu an Miles'da özel bir işi var ya. Dur. I'm gonna need a little time to transition out of my tutoring job. Of course. Take daha sonra bir uğrayacağım ya. Daha iyi gideceğim yani. Biraz bir, balance, bana bir izin ver. Benim sal. Yeah. But Coney Island later, yeah? Coney adası öyle mi? Tamamdır. Vay be. İşi kabul ettik ya. Bu kadar kolay edeceğimizi düşünmüyordum ama. Söylemeyi unuttum. Araştırmalar yapıyormuş etrafta. Yani vaktin olduğunda onları bir ayarla. Onları bir bul yani. Etrafta araştırma yapan bir sürü insan var. Hey, sorry I didn't get back to you before. Sana dönemedim. I just got a new job. Yeni bir işim oldu artık. Well, that's awesome. Where's it at? This new foundation run by my best friend. It's incredible. But I need arkadaşımla bir iş aldım. Sana anlatacağım. Genki and I tracked the exhaust trails from their aircraft. Genk onları buldu diyor. Hold on, don't. Orada buluşalım diyor. Yeah, but duty calls. Trust me, you're doing. Görevi tamamladın mı yani? Asıl görevini yok diyor. Daha az bekle yani. All right. Good luck out there. Tamam, oraya bir gidelim bakalım. Şimdi etrafta mı ne var? Şöyle bir bakalım. Bir crime var mı? İlla ki vardır ya. Mesela şurada bir fotoğraf olayı var. Hemen gidelim oraya. Hop. Çek onu. That should work for Robbie. Bu da Robbie içindi. Güzel. You know, I saw an old grandmaster playing there last week. Satranç oynayan işte bu parktaki işte işler çok ünlü yani. Hepsini gerçek çizmişler ya. Burada basket atığı olayı da var. İlginç. Evet dostlar, bak burada bir oyun var. Oyun mu, bilimsel iş mi? Göreceğiz. Burada bir aramızı verelim. Bu şekilde yapacağımız o kadar çok şey var ki hepsini halledeceğiz. Hatta bak burada Marco'nun anlarını almamışız, onu da halledeceğiz. Daha bir sürü iş var. Yapacağımız, çok toplayacağımız çok malzeme var. Hep birlikte bunu yapacağız. Diğer bölümde tekrar buluşalım. Heavy TV kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Şimdilik hoşça kalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.